Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün Hyundai Bayon'la birlikteyiz. Videoya başlamadan önce kanala abone olmayı unutmayın. Ve Bayon gördüğünüz gibi arabaya yaklaşınca otomatik olarak bizi karşıladı. Tasarımla başlayalım. Tasarım tabii ki göreceli bir kavram. Ya sev ya terk et ya da aşık ol. Ayrı bir tasarımı var Bayon'un. Ön tarafta ok tarzı bir tasarım var. Ben de buraları biraz kamaya benzettim aslına bakarsanız. Ayrı far tasarımını ben çok sevmiyorum fakat bu araca yakışmış. Siz beğendiyseniz yorumlara yazarsınız. Ön taraftaki panjur da oldukça güzel duruyor. Buradaki büyük parçalar şıklık kazandırmış. Aracın heybetini biraz olsun arttırmış. Fabrika çıkışlı olmasa bile çoğu araçta gördüğünüz eklemeler var. Bunlar da güzel duruyor ve radarımız ön tarafta bulunuyor. Hyundai Bayon B segmenti bir araç ve segment standartlarında diyebilirim. Bazı hususlarda özellikle teknoloji ve tasarım hususundaysa bence sınıf ortalamalarının üzerinde. Araca yaklaştığınızda aynaları açıyor. Daha sonra arabanın kapılarını açmak için sadece düğmeye basmanız yeterli. Keşke şurada elinizi koyduğunuzda açılsaydı. Benim Toyota'mda da olan bir özellik, Mazda'mda da yok ne yazık ki, illa düğmeye bastırıyor. Şöyle ön tarafa baktığımızda aerodinamik yapıya sahip bir ayna görüyorum. Bu da muhtemelen dış sesi azaltıyordur. Continental Eco Kontak 6 lastikleri var. 205, 55, 17 inç çapında elmas kesim jantlar oldukça güzel duruyor. Marş bir tarafında bulunan basamakta aracın heybetine heybet katmış. Üst tarafta çıtalar belki kromaj olsaydı daha güzel olabilirdi. Yine sunroofumuz var. İç tarafa geçtiğimiz zaman gösteririz. O da mekanın ferahlığına artı katıyor. Yan tarafa baktığınızda yine buralarda kama tarzı ve aracın güçlü yapısını vurgulayan hatların olduğunu görebiliyoruz. Ön taraftan başlayan hat arkaya kadar uzanmış. Donanım seçeneğine göre köpek balığı sırtı anten geliyor. Bence tasarım olarak oldukça güzel ve spoiler çok güzel duruyor. Yan tarafta farlarımız kama tasarımlı ve şurada iki tarafı birleştiren bir ışık diyeceğim ama ne yazık ki reflektör bu. Burada bir ışık olmuş olsaydı harika bir görüntü olurdu. Fakat bu şekilde tasarlamamışlar. Arka tarafta da tasarım olarak yine fütüristik diyebileceğim güzel bir tasarıma sahip. İsterseniz buraya gelmişken bagaja da bakalım. Sonradan koymuş olduğumuz bagaj havuzu var. Daha kalitelilerini almanızı tavsiye ederim. Şöyle stepnemiz var. Buralarda yalıtım malzemesi olsa daha iyi olurdu. Onu da ekleyelim. Şurada güzel bir yangın söndürme cihazını bağlayacağınız aparatımız var. Bir de diğer bir hususu göstereyim. Bunu açıp eğer büyük yükleriniz varsa geri çekip çıkartıyoruz ve şöyle sokuyoruz içine. Yüksek yükleriniz varsa bu şekilde taşıyabilirsiniz. Bagaj hacmi 411 litre. Aracın hem ön hem arka tasarımı uyum içerisinde. Fütüristik tasarım önde, yan tarafta ve arkada devam etmiş. Ön camda güvenlik ekipmanlarını görüyoruz. Kamera, yağmur sensörü ve daha sonra kaputa geldiğimizde şurada güzel bir hat bizi karşılıyor. İsterseniz motor kaputunu da şöyle bir açalım. Altında bakalım nasıl bir güç ünitesi var görelim. Tabii burada süspansiyon olmasını bekleyemeyiz. 1.4 litre hacminde, 100 beygir gücünde ve torku da yanlış hatırlamıyorsam 136 Nm'lik bir atmosferik basınca sahip bir motor var. Bu motor LPG uyumlu. Eğer almayı düşünüyorsanız LPG uyumlu olduğunu ve hatta şöyle göstereyim. Arka taraflarda, yan taraflarda LPG montajı için oldukça güzel yerler bırakılmış. Ön kaputun altında herhangi bir izolatör yok. Olmuş olsaydı güzel olurdu. Bakın burada izolatör var. İçeriye gelen sesi bu azaltıyor. Ön far tasarımı oku andırıyor demiştik. Buraya baktığımızda ise aerodinamik olarak havanın girdiğini ve fren disklerini soğutmak için güzel gerçek hava girişleri olduğunu görüyoruz. Tasarım için çok güzel şeyler söyledik ama biraz da not kıralım. İç tarafta plastik bir davlumbaz var ve tekerleklerden taş attığında içeriye ses geliyor. Ve bu aracın fiyatı şu anda 1 milyon lira civarında. Şurayı göstermek istiyorum. Bunu da çekim esnasında fark ettik. Yalıtım malzemesi resmen gözüküyor. Yani her kapıyı açtığınızda burayı görmek istemezsiniz. Kaldı ki ileride orası pislenecektir. Kabin içine geldiğimizde ön koltuk şu anda bana ayarlı. Benim boyum 1.84 ve diz mesafesi yeterli. Arkada 2 kişi için, hatta 3 kişi için diyebiliriz. Çünkü burada herhangi bir tünel yok. Rahat bir alan mevcut. Tabii 3 kişi diyorum ama
üçüncü kişinin bir çocuk olduğunu düşünüyorum. Arkada hava çıkışları yok. Bir adet USB çıkışı var. Bir de malzemelerinizi, cep telefonunuzu koymak için bir alan bırakılmış. Sağ yolcu koltuğunun arkasında malzeme cebi var. Sol taraf ise boş bırakılmış. Burada bir kol dayama yok. Olsaydı güzel olurdu. El tutamaklarımız var. Malzeme kalitesinden de bahsedelim. Sert plastik. Sert plastik. Tamamen sert plastik. Kapı içlerinde ise oldukça yeterli saklama alanı mevcut. Arka tarafta ISOFIX bağlantıları fermuarlı bir şekilde gizlenmiş. Bence bu da güzel bir özellik. Gelelim kokpit kısmının tasarımına. Ön tarafta güzel bir tasarım var. Havalandırma ızgaraları arka tarafa kadar hatta devam ediyor. Hoparlörün üzerinde de bu hat devam etmiş. Güzel bir tasarıma sahip. Bu arada arkadaşımız aracı sıfır aldı. Ona da buradan hayırlı olsun diyoruz. Aracı çalıştıralım ve iç tasarımı buradan anlatmaya devam edelim. Aracın içi oldukça aydınlık, ferah şu anda. Üstümüzde bir tente var aslında bakarsanız. Kapattığımızda iç taraf biraz daha klostrofobik bir yapıya sahip oluyor. İçeriği gerçekten güzel aydınlatıyor. Muhtemelen beğeneceğiniz bir donanım seviyesi. Işıklara baktığımızda keşke buralarda da LED ışıklar olmuş olsaydı. Fakat bu şekilde tasarlanmamış. Kendinden kararan dikiz aynamız var. Apple CarPlay'imiz var. Güzel bir ekranımız var. Hem sürücü tarafında hem multimedya tarafında ekran kaliteleri oldukça güzel. Havalandırmalara geldiğimizde güzel bir hat şeklinde uzanmış. Şiddetini ayarlayamıyorsunuz. Ya açıyorsunuz, yönlendiriyorsunuz ya da kapatabiliyorsunuz. Sağ tarafa geldiğimizde yine bu tasarım dili devam ediyor. Saklama gözü olarak oldukça yeterli alanlar var. Malzeme kalitesine gelirsek üst taraf sert. Üst taraf sert. Her yer sert. Sadece şuradaki deri malzeme yumuşak arkadaşlar. Onun haricinde yumuşak bir malzeme bulamazsınız. Vites topuzu tasarımı oldukça güzel. El freni keşke olmasa dediğim bir tasarım unsuru olmuş. Burada iki tane bardaklığımız var. Kol dayama ileri geri ayarlanıyor. İçinde güzel bir kumaş var. Herhangi bir USB ya da havalandırma bulunmuyor. Klima düğmelerinin ayarı oldukça güzel tasarlanmış. Fanın şiddetini buradan ayarlayabiliyorsunuz. Ben genelde otomotta kullanırım araçlarımı. Telefonunuzu kablosuz bir şekilde şarj ediyorsunuz. İki tane çıkışımız var. Birinde USB, birinde şarj işareti var. Bununla Apple CarPlay'e bağlanıyorsunuz. Diğeriyle ise telefonunuzu şarj edebilirsiniz. Gelelim direksiyon tasarımına. Formula 1 direksiyonlarını andıran güzel bir yapıya sahip. Malzeme kalitesi güzel. Deri kaplaması var. Sol tarafta telefon açma kapama ve ses tuşları. Sağ tarafta hız sabitleme ve güvenlikle ilgili ve menüleri ayarlayacağınız tuşlar var. Şöyle bir kornayı da duyalım. Aynaları kapatıp açabiliyoruz buradan. Sol tarafı tek tuşla açarken ne yazık ki sağ tarafta bu özellik yok. Keşke bu da olmuş olsaydı. Üst tarafa gelelim. Şöyle makyaj aynamıza bakalım. Bu otomatik olarak açılmıyor. Manuel olarak açılıyor. Belki de bu da artı bir şey olabilir bazıları için. Ekrana biraz gelelim. Spotify'ı açalım ve burada ses seviyesini de biraz görelim. Arkadaşlar, Bose müzik sistemi olan paket var. Kaliteli müzik dinlemek isteyenler kesinlikle bu pakete gitsinler. Hemen şöyle torpido gözünü de göstereyim. Yani sınıf standartlarında ve aydınlatması var. Far yükseklik ayarımız, ESP kapama butonumuz, düşük lastik basınç resetleme anahtarımız burada bulunuyor. İçeride güzel bir aydınlatma var. Onu da gece çekimlerini yaparız ama şimdiden gözüküyor. Start stop düğmesi biraz şöyle gölgelenmiş, arka tarafta kalmış. Ne yazık ki onu böyle biraz daha şuraya tasarlamış olsalardı daha iyi olurdu. Şöyle baktığınız zaman bunu göremiyorsunuz. Geri görüş kamerasının çok iyi olmadığını söyleyebilirim. Fakat direksiyonun açısıyla nereye gireceğinizi göstermesi güzel bir özellik. Sağ tarafta el tutamağı var. Sürücü için bir el tutamağı koymamışlar. Ve gözlüğünüzü koymak için de ne yazık ki bir yer yok. Keşke burada veya burada olmuş olsaydı. Gerçi burası biraz kalabalık ama gözlüğünüzü koymak için bir yer yok. Biraz da kadranlardan bahsedeyim. Ben kadranları çok sevdim. Gösterge paneline geliyoruz. Daha sonra konu seçe geliyoruz. Temayı seçiyoruz. Tema A bana Mercedes'i andırdı. Tema B'ye geçelim şimdi. Burada biraz BMW izleri gördüm. Oldukça güzel. Bence biraz gazı hak ediyor. Tema C'ye geldiğimizde biraz daha böyle sade. D'ye geldiğimizde ise bu da çocuksu bir tasarım. Sol taraf ve sağ taraf aynı zamanda bunlar dönüyor da bunların da videosunu çekeriz. Ben sanırım
burayı kullanacağım. O zaman ne yapalım? Hadi yola çıkalım. Evet, aracımızı çalıştırdık ve şehir içi turuyla sürüşümüze geçelim. Kapılarımız otomatik olarak kapandı. Güzel bir özellik. Özellikle İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerde ikamet ediyorsanız kapanmasını istersiniz. Yalıtım olarak çok iyi olduğunu söyleyemem. Sınıf standartlarında diyeceğim, yine böyle genelleme de yapmak istemiyorum. Amortisörler orta sertlikte fakat gürültülü çalışıyorlar. O yüzden sanki biraz daha sertmişçesine hissiyat uyandırıyorlar sizde. Kırmızı ışıkta duruyoruz. Start stop sistemi yok olsaydı güzel olurdu. Turbo motor seçeneğinde muhtemelen var. Direksiyon çok yumuşak. Gaz pedalı yumuşak, fren pedalı yumuşak. Araba size beni yumuşak kullan diyor. Çok fazla beni zorlama diyor. Kırmızı kadranlarıma aldırma diyor. Siz de öyle yapın bence. Çünkü bastığınızda çok fazla gitmiyor araç. 100 beygir ve atmosferik bir motordan bahsediyoruz sonuçta. Vites geçişleri çok güzel. Hissetmiyorsunuz. Sunroof evet gerçekten içeriği aydınlık kılıyor. Zaten gaz pedalına bastığınızda ilk olarak motor devir olarak hızlanıyor. Daha sonra bunu sürate çeviriyor. Şu an araç 1000 km'de ve herhangi bir trim sesi duymadım. Şöyle güzel bir yola tarif alalım. Sizi Eğirdir'e götüreyim. Kasis geçişlerinde ön tarafın biraz daha yumuşak olduğunu, arkanın ise sert olduğunu söyleyebilirim. Arkadaki yolcular çok fazla rahat etmeyecektir. Bu arada önde MacPherson, arkadaysa torsiyon çubuğu kullanıyor. Tabii bu da viraj performansını ve konforu biraz olsun etkiliyor. Şehir içinde aracın konforlu olduğunu söyledim. 6 ileri otomatik şanzıman güzel çalışıyor. Motorla uyumu iyi. Eğer bir de LPG taktırırsanız ekonomik anlamda da güzel olur sizin için. Şimdi şehir arası yola doğru gidelim, bakalım orada bizlere ne hissettirecek. Şu anda hızımız 90-100 km'ye geldi. Yan taraftan hafiften aynaların oradan rüzgar sesi gelmeye başladı. Tabii bu segment için bence bu da normal. Sunroof'u kapatalım bakalım. Seste herhangi bir değişiklik olacak mı? Sunroof'ta herhangi bir ses değişimi ben hissedemedim. Direksiyon olarak Formula 1'den esinlenmişler fakat sağ tarafta ve sol tarafta kulaklık yok. Eğer kulaklık olsaydı şuradan güzel vites düşüşleri yapardık. Sinyalimizi verdik. Sağ şeride geçtik. Eğer sinyal vermezseniz şöyle hemen göstereyim. Araç sizi uyarıyor. Bu arada direksiyonu bıraktığınızda da araç uzun bir süre gidiyor. Tabii çok emniyetli değil fakat toparlamaları güzel yapıyor. Ortaya sizi alıyor. Belli bir süre sonra artık direksiyonu tut diyor. Fakat bu bile güzel bir donanım. Bu tabii tam bir otonom sürüş anlamına gelmiyor kesinlikle. Siz sürüş esnasında uzun yolda dağılmışsınızdır. Sağa sola bakarken bir anda dikkatiniz dağılmıştır. Bunun için yapılmış güzel bir güvenlik donanımı. Yoksa otopilot özelliği bu araçta yok. Biz de sınırlarımızı daha fazla zorlamayalım. Bu sistemlerin olması sinyal verme alışkanlığınızı da arttırıyor. Biliyorsunuz sol taraftaki kol sinyal vermek için, siz de her dönüşünüzde bunu kullanın bence. 90'la giderken 2100 devirdeyiz. 100'le giderken 2400 devirdeyiz. Bu arada cruise kontrolden de bahsedeyim. Şöyle tek tek arttırabilirsiniz veya biraz uzun süre bastığınız zaman 10 km birden arttı. Fakat araç acele etmiyor. Yavaş yavaş hızlandırmayı tercih ediyor. Bu da güzel bir özellik. 110'da 2600 devirdeyiz. 120'de 2900 devirdeyiz. 130'da 3200 devirdeyiz. Bence sınıf standartlarında, hatta ötesinde olduğunu söyleyebilirim. Farı açtığınızda veya ayar yaptığınızda hemen şurada bir ekran çıkıyor ve nereye alırsanız onu gösteriyor. Bu çok güzel bir özellik. Gözünüzü yoldan ayırmadan bunu yapabiliyorsunuz. Şimdi isterseniz bir 0-100 hızlanmasına bakalım. Bir de fren yapalım bakalım, panik frende dörtlüleri yakacak mı? Fren performansını da görelim. Şu anda 100 ile gidiyorum ve frene asılıyorum. Çok güzel durdu ve dörtlülerini yaktı. Fren performansı gerçekten iyi. Araçta ön çarpışma önleme sistemi, şerit uyarı ve şeride sokma sistemi var. Fakat ne yazık ki kör nokta uyarı sistemi yok. Güvenlik ekipmanı olarak eksiğinin olmadığını, fazlasının olduğunu söyleyebilirim.
de frene hiç basmadım. Yakıt ekonomisinden bahsedelim. Toplamda 1156 kilometre yol yapmış ve bu araç şu anda rodaj aşamasında. Biraz fazla yakması normal 7.4 litre. Son 64 kilometrede 7 litre elde etmişiz. Uzun yolda sakin kullanımda 6 litrenin altına inmek çok kolay olmasa gerek. Ama 6 litrelerde 0.5 artı eksi gezinirsiniz diye düşünüyorum. Şehir içerisinde de 7, 8, maksimum 9 litrelere çıkacağınızı düşünüyorum. Klima açıkken veya kış şartlarında 9 litrelerde gezinirsiniz. Şimdi kamera çekimi olduğu için çok fazla zorlamayacağım ama arabada gövde sağlamı var. Bayağı var. Bu arada direksiyon hissiz. Yani şehir içerisinde yumuşak olduğunu söylemiştim. Hala yumuşak. Yani böyle bir yol bildirimi kesinlikle size vermiyor. Virajlarda falan çok fazla zorlamaya gelecek bir direksiyon değil. Bakın çok az gaza bastım. Hemen vites düşürdü. Bağırmaya başladı. Çok az bir eğim var. 80 ile gidiyorum. Fakat ne yazık ki atmosferik motoru olduğunu bana hatırlatıyor. Şehir içerisinde kırmızı ışıkta durdunuz ve öndeki araç hareket etmeye başladı. Hemen size öndeki aracın hareket ettiğini söylüyor. Bu ilk defa gördüğüm bir özellik. Artık Eğirdir'e gelirken de şöyle bir viraj performansına da bakalım aracın. Tabii bu bir aile aracı. Çok fazla bir beklentiniz olmasın. Hadi biraz zorlayalım. Evet, kaydı ve ESP devreye girdi. Ama gayet güzel. Evet, biraz kaydı. Kayma temayülü vardı diyeyim. Bence başarılı. Biraz fazla yana yatıyor. Onun haricinde ESP'nin müdahaleleri de oldukça iyi. Evet, gayet güzel. Bu arada dörtlüleri yaktığınızda fark etmişsinizdir. Sert fren yaptığımız için arkadayı uyardı. Güvenlik anlamında güzel bir araç. Gece yaptığım sürüşlerde uzun far asistanı da çok beğendim. Çok güzel çalışıyor. Fakat uzun fara geçerken hızlı geçiyor. Biraz daha yavaş geçmesini ve gözleri biraz daha az yormasını isterdim doğrusu. Direksiyonu sağa veya sola çevirdiğinizde çevirdiğiniz yöndeki sis farı yanıyor. Bu da şehir içi sürüşlerde daha iyi bir aydınlatma sağlıyor. Varacağınız yere geldiniz ve motoru stop ediyorsunuz. Kapıyı açtığınızda eğer arkada bir malzemeniz varsa bakın sizi uyarıyor. Sadece burada bir bilgisayar var. Bunu bile algıladı. Toparlamak gerekirse konfor açısından biraz sınıfının gerisinde olan bir araç. Fakat teknoloji anlamında sınıfının ilerisinde kendini taşımayı başarmış bir model. Dış tasarımını beğendiyseniz fiyat performans açısından iyi araçlardan biri. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sorularınız varsa lütfen yoruma bırakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.